Herkese merhabalar. Dokun sınıf Türk Dili Edebiyatı 2. dönem full tekrarına başlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki ben Türk Dili ve Edebiyatı hocası olduğum için full kelimesini sevmiyorum. Ama tüm konuları ikinci dönemde güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Sizler için harika bir şekilde roman, tiyatro, biyografi ve otobiyografi, mektup, elektronik posta, günlük ve blog konularını ve içerisindeki dil bilgisi konularını tekrar edeceğiz. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın. Dikkatli bir şekilde dinlediğinizde ve altını çizdiğim kısımlara, yıldız koyduğum kısımlara dikkat ettiğinizde zaten ikinci dönemi mükemmel bir şekilde tekrar olacaksınız. Biliyorsunuz ki edebiyat kolay bir ders. Çalışıldığında yapılan bir ders. Bu ünite tekrar izledikten sonra ve sıfırdan dokuza Türk Dili Edebiyatı ve Dinamo Soru Bankalarımızdan sorularınızı çözüp tekrarlarınızı bitirdikten sonra mükemmel bir şekilde sınavlarınızdan en yüksek notları alacaksınız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar ilk ünitemiz ikinci dönemde romandı biliyorsunuz. Burada roman türünün genel özelliklerini, tarihsel gelişimini ve zamir konusunu öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi romanlarla alakalı en önemli özellik hikayelerden daha kalın olması arkadaşlar. Yani daha detaylı olması. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayları anlatıyor. Olay kişi yer zaman ögeleri var ve her zaman bir tem etrafında bir araya gelecekler. Gerçeklik kurmaca gerçeklik yani yazarın zihninde kurduğu bir gerçeklik ve uzun bir tür olduğunu söylüyoruz. Bu kısım önemli. Dünya Edebiyatı'ndaki ilk başarılı roman İlk roman diyebileceğimiz modern roman Cervantes'in Don Quixote adlı eseri. Bizim edebiyatımıza tanzimat dönemine giriyor. İlk olarak çeviri yoluyla giriyor. Fenelon'un Telemak adlı eserini Yusuf Kamil Paşa çevirecek. İlk yerli romanı Şemsettin Sami yazacak. Talat ve Fitnat'ın Aşkı yani Taşık Talat ve Fitnat ve Batı tekniğine uygun ilk romanları da Halil Ziya Uşaklıgil Mavi ve Siyah adlı eseriyle verecek. Roman türlerine baktığımızda bilim kurgu romanları var. Egzotik romanlar var. Fantastik, macera, polisiye, psikolojik, sosyal, tarihi, tezli... Farklı farklı roman türleri var. Burada psikolojik roman türünün ilk örneği bizde Mehmet Rauf tarafından... ...Sertifin'in döneminde Eylül adlı eserle yazılıyor. Ve yine aynı şekilde tezli roman demek de yani belli bir amacı var adamın bunu yazarken. Bu tez doğrultusunda yazıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Yansıttıkları edebi yakınlara göre ise romanlar eğer olması gereken kusursuz siper anlatıyorsa klasik roman oluyor. Eğer yazar kendi duygularını kattıysa duygularıyla beraber okuyucuyu yönlendirmeye çalışıyorsa romantik roman oluyor. Eğer gerçekleri olduğu gibi anlattıysa realist roman oluyor. Gerçeği gözlemlediyse ve en iyi romanlar genellikle buradan oluyor. Eğer gerçeğin çirkin yönünü anlattıysa adeta bir bilim insanı gibi deney yaparak bir roman yazdıysa naturalist roman oluyor. Egzistansiyelist romanlar varoluş romanlar genellikle böyle bunalım varlık Kaygısı taşıyan, acaba ne olacağım ben, üf yalnızım diyen bunalımlı tiplerin anlatıldığı eserler. Ve modern ve postmodern romanlarda da e, yine kişinin, bireyin yalnızlığı e, ve e, toplum içerisindeki kendini bulma arayışını göreceğiz. Postmodernist romanlarda zaman içerisinde böyle geri dönüşler, farklı farklı olaylar oluyor. Yani postmodernist roman içerisinde Fatih Sultan Mehmet ile Madonna ve aynı zaman Nasreddin Hoca aynı arabaya binip gidebiliyorlar. Ve o sırada da yazarı da yoldan alabiliyorlar. Bu şekilde garip bir anlatım tarzı var postmodern romanlarda. Romanın bölümlerinde giriş, gelişme, sonuç gibi serim düğüm çözüm bölümleri var. Kişi, olay, mekan, zaman, tema, çatışma ve anlatıcılar da romanın yapı unsurları. Özelliklerine göre kişilere baktığımızda tip belirli bir özelliğiyle öne çıkıyor. Benzersiz değil genel. Hani dizilerde olur ya böyle koruma tipleri vardır böyle kabada Tip yani onlar tip. Ama karakterin onlar başrol oyuncusu gibi birçok özelliğini biliyoruz. Ve sadece kendisini temsil ediyor. Benzersiz ve özel. Yani bunu şöyle düşünün. Sıradan her zaman gördüğümüz kişiler tip olmuş oluyor romanın içerisinde. Karakterler ise tabii ki daha detaylı özelliklerini bildiğimiz kişiler. Anlatıcı bakış açısı türlerine baktığımızda ise üç tür bakış açısı var. Eğer anlatıcı olay ve kahramanlara hakimse... ...kahramanların iç dünyasından ve aklından geçenleri biliyorsa bu hakim bakış açısı oluyor. Eğer Olayın kahramanı kendisi anlatıyorsa olayları birinci kişi anlatımla bu kahraman bakış açısı oluyor. Eğer dışarıdan gözlemleniyorsa bu da üçüncü kişi anlatımıyla gözlemci bakış açısı oluyor. Hemen örneklendirelim bunu. Şimdi önce gözlemci bakış açısını anlatıyorum arkadaşlar. Hoca içeriye girdi, kalemleri masanın üzerine bıraktı. Masanın üzerine başka bir kitap vardı. Kitabın sayfalarını çevirdi ve incelemeye başladı. Sonrasında dersi anlatmaya başladı. Bak, o o yaptı diyoruz. Bu üçüncü kişi anlatımla gözlemci. Şimdi kahraman bakacağız. İçeriye girdim. Kalemleri masanın üzerine bıraktıktan sonra Oğuzkan Kağan destanı biraz inceledim. Baktım. Sayfalar çok güzeldi. Ve sonrasında ders anlatmaya başladım. Bak ben yaptım diyorsun. Bu kahraman bakış açısı. Hakim bakış açısı ise hoca içeriye girdi. Kalemleri masanın üzerine bıraktı. Aklından çok farklı şeyler geçiyordu. En sevdiği destanı. Çocukluğundan beri de defalarca okudu bu destanı. Derse başlarken yanına getirmişti. Oğuzkan Kağan destanı. Destanın bazı sayfalarına baktı ve çocukluk günlerini hatırladı. Ne günlerdi o günler dedi. Kitabın sayfalarının arasında yükselen koku onu yeniden o güzel günlerin özlemiyle doldurmuştu bak. Bu sefer zihninden geçenleri her şeyi bilebiliyor. İşte bu da hakim bakış açısı oluyor arkadaşlar. Romanda kullanılan anlatım tekniklerine baktığımızda anlatma, gösterme, parodi, pastiş ve ironi var. Gelin bunların da ne olduğunu görelim. Anlatma yani tahkik etme, okur hemen her şeyi anlatıcı aracılığıyla görür ve öğrenir. Kişi tanıtımında kişileri okura anlatıcı tanıtır. Olayları anlatıcı anlatır. Bak hep anlatıcı anlatıyor gördüğünüz gibi. Olayın kronolojik aşı kesilerek geçmişteki olayları anlatabiliyor geriye dönüş yaparken. İç çözümlemede kişilerin iç dünyaları hakim anlatıcı bakış açısıyla anlatılıyor. Hani az önce demişti ya çocukluğuna gitti falan işte onun gibi. Özetlemede de anlatıcı olayı özetliyor. Gösterme sahnelemede ise olay kişi varlıkları okuyucuya doğrudan sunuyorsun. Anlatıcı yok. Kişilerin konuşmaları ve hareketleri yansılıyor. Diyaloglar var. Kahramanların karşılıklı konuşmaları. iç konuşmalar var. ve bilinç akışı var. Kişilerin iş dünyaları zihinlerinden geçirdikleri şeyler ...kendi kendilerine konuşmaları şeklinde veriliyor. Mantık ilişkisi burada zayıf ve dil dilbiz kurallarına da uyulmuyor. Diğer tekniklere baktığımızda... ...parodi, daha önce yazılmış bir metnin içerik yönden mizahi amaçla gülünçleştirmek. Pastiş, çeşitli metin türlerinin biçim ve anlatım özelliklerini taklit etmek, mizah amacı yok. İroni ise, saçma şeyleri normalmiş gibi anlatarak, söylenmek istenenin tersini kastederek anlatım olmuş oluyor. O zaman anlatma, takip etmede okur, hemen her şeyi... Mesela burada bir anlatıcı var. İşte içeriye girdi, bunları yaptı diye bir anlatıcının ağzından dinliyor. Burada ise kahramanlar direkt kendileri konuşuyorlar ve sen arada bir anlatıcı olmadan doğrudan hikayenin kahramanlarına ulaşmış oluyorsun. Hikaye ve roman karşılaştırmasına baktığımızda hikaye şöyle incecik bir kitapsa arkadaşlar. Şöyle çizmek istiyorum burayı gördüğünüz gibi. Roman ise çok daha kalın. Hatta bununla alakalı üniversiteden çıkmış bir soru var. Diyor ki hikaye bir... C vitamini alıyorsa roman ona eş değer bir kilo limondur diyor. O zaman bu R olmuş oluyor, bu H olmuş oluyor. Tek olay kişi kadrosu dar, zaman dar, mekan az. Kişi ve mekan betimlemeleri ayrıntılı değil. Ama diğer tarafta romana bakıyoruz. Olay zinciri söz konusu. Olaylar zinciri söz konusu. Kişi kadrosu geniş, zaman geniş, mekan çok. Mekan ve betimlemeler, kişi betimlemeleri ayrıntılı olmuş oluyor. Şimdi gelelim zamirlere. Zamirler de yine son derece basit. İsimlerin yerini tutan sözcükler arkadaşlar. Yani şöyle mesela diyelim ki Tonguç diyelim. E, virgül kitabını masaya bıraktı dediğimizde burada bıraktı sözcüğünün fiil olduğunu biliyoruz. Tonguç özel isim, kitap cins isim, masa cins isim. Şimdi burada fiil yine fiil olarak kalıyor. Bıraktı yine buraya koyuyorum. Ama buradaki isimlerin yerine zamirler geçiyor. Tonguç'un yerine o geçiyor. O bunu bak kitabın yanına geçti. Şuraya bıraktı dediğimizde işte buradakilerin her biri zamir olmuş oluyor arkadaşlar kırmızı yazdıklarım. Kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar. Dönüşürük zamiri kendim, kendi, kendisi. İşaret zamiri bu, şu, o, öteki, bir, iki. Burada şunu bilelim. O okulu geçen yıl bitirdi dersen bu kişi zamir oluyor. Ama o bilgisayara takılacak dersen bu işaret zamir olmuş oluyor. Belgisiz zamir hiçbiri, herkes, hepsi, kimse, başkası, birçoğu gibi belirsizlik anlamı katıyor. Herkes çalışıyor, kimse durmuyor gibi. Soru zamiri de kim, kimi, kime, kimde, kimden ne, neyi, neyden, 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 hangisi, hangisini, hangisine, hangisinden gibi cümleyi ögelen ayırırken özneyi, nesneyi ve yer tamlayısını yani dolayı tümeci bulurken sorduğumuz sorular hep soru zamiri olmuş oluyor. Ek halindeki zamirlere baktığımızda ise bir iyilik zamirleri var. Bir tane kalem var. Kimin kalem bu? Kalemim deyince işte kime ait olduğu belli olmuş oluyor. Defter, defterim, defterin, defteri, defterimiz, defteriniz, defterleri dediğimizde bunların her biri defterin kime ait olduğunu belli eden ekler oluyor ve bunlar da ek halindeki zamir olmuş oluyor. İlgi zamirleri de ki bizim evimiz sizin evinizden büyük diyeceğimizi sizinkinden büyük derken sizin evinizin yerine geçmiş oluyor buradaki ki. Geldik diğer ünitemize. Bundan sonraki üniteler çok daha kolay. Tiyatro ve zarf konusunu öğreneceğiz. Şimdi tiyatroya baktığımızda sahnede bir seyirci topluluğu önünde oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazıldığını bileceğiz bir. Konusu günlük yaşamdan ya da tarihten ya da mitolojiden olabiliyor. Eserde yer, dekor ve kişilerle ilgili bilgiler perde başlarında yer alıyor. Anlatım karşılıklı konuşma şeklinde ve sahnelenen bir tiyatro insana iletisini aracısız bir şekilde aktarıyor. Oyuncuların sergilemeye gereken davranışlarda yay ayrı verildiğini bilirsiniz kitaplarda görürseniz. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Eski Yunan'dan geliyor tiyatro arkadaşlar. Bizde ilk başlarda geleneksel Türk tiyatrosu var. Karagöz, işte orta oyunu, medda gibi. İlk yerli oyun, yazılı ilk oyun Şinasi'nin yazdığı şair eğlenmesi Tanzimat döneminde töre komedisi olarak geliyor. Burası önemli. İlk sahnelenen oyunda Namık Kemal'in Vatan Yahu Silistri adlı dramı. İlk sahnelenen oyun bu da önemli. Ve Ahmet Yükbaşı da Molière'den uyarlamalar yapıyor. Tiyatroda dramatik örgü, yer, zaman, çatışma ve kişiler olmak üzere beş tane yapı unsuru var. Trajedi, komedi ve dram da tiyatro türleri olmuş oluyor. Trajediye baktığımızda acıklı olaylar var. Komedide komik olaylar. Dramda ise hem acıklı hem komik olaylar var. Trajedi'de konular mitolojiden ve tarihten alınıyor. Komedi'de konular günlük hayattan alınıyor. Burada ise hem tarih hem de günlük hayattan alınıyor. Yani trajediye şöyle sinirli bir adam çiziyorum arkadaşlar. Komediye gülümseyen bir adam çiziyorum. Drama ise hem gülümseyen adam hem de sinirli bir adam çiziyorum. Anlaşıldı mı? Niye? Çünkü ikisinin karışımı. Drama bildiğimiz tiyatro yani. Trajedi'de kişiler tanrısal varlıklar veya soli kimselerken komedi kişiler halkın içinden. Burada ise kişiler herkesinden seçilebiliyor. Burada üç birlik kurana uyma zorunluluğu var. Niye? Çünkü tek bir zaman tek bir olay ve tek bir mekan böyle Efes'teki amfiteyatro gibi yerlerde sergileniyor. Burada da. Ama burada ise perde var. Dolayısıyla perdeyi kapatıp yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay sergileyebiliyorsun. Burada üç bölü kuralına uyulmuyor arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde trajedide seçkin bir dil var. Burada ise konuşma dili kullanılırken burada kişiler konumuna göre bazen seçkin bazen sıradan bir dil kullanabiliyor. Burada kötü olaylar asla canlandırılmıyor sinirli. Burada canlandırılabilir. Burada ise kötü olaylar canlandırılabilir. Yani burada bir sıkıntı yok zaten. Bu beş perdeden oluşuyor. Burada ise perde sayısı yazara bağlı değil, sınırsız bir şekilde istediğini yapabiliyor. Bu şiir şeklinde bunlar, bu ise düz yazı şeklinde olabiliyor. Burada arkadaşlar Shakespeare'in, Victor Hugo'nun, Namık Kemal'in dramcı olduğunu, bizde Şinasi'nin e, türe komedyası yazdığını yine aynı şekilde trajedide de bizim e, bazı önemli sanatçılarımız olduğunu bilmemiz lazım. Tiyatro terimlerine baktığımızda, Adaptasyon uyarlama demek arkadaşlar. Aksesuarın ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Eşya yani. Dekor araçların tümü oyuncaki. Monolog iç ses. Kendi kendine konuşma yani. Figüran az rollere çıkan kimse. Jest, el, kol, beden hareketleri. Mimik yüz ifadeleri. Kostüm, kıyafetler. Kulis bekledikleri yer oyuncuların. Makyaj, yüzü boyama işlemi. Pandomim sözsüz oyun arkadaşlar. Perde bir bildiğiniz tiyatrodaki perde var. Bir de her bölüm için kullanılabiliyor. Sahnede perdenin içindeki küçük bölümler. Yani 5 tane sahnesi varsa bir oyunun, bir perdenin, 3 tane perdesi varsa 3 kere 5, 15 tane sahnesi olmuş oluyor. Bunlar sahne, bu perde ise her bir perdenin içerisinde e, 3 tane sahne var demektir. Repliye baktığımızda reply, İngilizce'deki cevaplamaktan geliyor. Sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz e, karşılık veriyor rolünün olduğunu biliyoruz zaten davranışlar. Suflör arkadan fısıldıyor böyle sufluyor arkadan ne yapacaklarını. Tirat uzun soluklu coşkulu sözler. Tulat da doğaçlama yani yazılı bir metin olmaması. Bizim edebiyatımızda Karagöz, Orta Oyunu, Medda hep Tulat tiyatrosuydu. Zarflara baktığımızda zarflarda fiillerin anlamını tamamlayan sözcükler. Mesela diyelim ki şöyle diyelim işte gidiyor diye bir fiil yazalım. Gidiyor fiiline gidiyor fiiline. Nasıl gidiyor dediğimizde Hızlı gidiyor dersek bu durum zarf olmuş oluyor. Bak nasıl gidiyor? Hızlı gidiyor. Ee, şu anda gidiyor dersek zaman zarf olmuş oluyor. Az gidiyor dersek miktar zarf olmuş oluyor. Dışarı gidiyor dersek yer yön zarf olmuş oluyor. Nasıl gidiyor dersek de soru zarf olmuş oluyor. İşte şöyle nasıl güzel yazamadım? İşte bunların her biri bak hızlı gidiyor, şu anda gidiyor, az gidiyor, fazla gitmiyor yani. Dışarı gidiyor, nasıl gidiyor? Bunların her biri e, belli bir zarfı temsil ediyor. Durum zarfları nasıl sorusuyla bulunuyor? Tren yavaş gidiyor dediğimizde durum zarfı. Zaman zarfları ne zaman soru sorabiliyor? Yarın çıkacakmış. Miktar zarfları ne kadar sorusuyla bulunuyor? Çok beğendim. Yer yön zarfları nereye sorusuyla bulunuyor ama asla çekimeki almaması lazım. Yani dışarıya gidiyor derseniz böyle çekimeki alırsa bu isim olmuş oluyor. İşçiler dışarı çıktı zarf. Dışarıya çıktı derse isim oluyor. Nasıl yaptın? Niçin yaptın? Niye yaptın? Neden yaptın? Ne diye yaptın gibi soruların her biri Bizim için birer soru zarfı olmuş oluyor arkadaşlar. Burada şunu da bilmemiz lazım. Sıfatlar isimlerin sevgilisi, zarflar da fiillerin sevgilisi. Dolayısıyla ee, nasıl sorusuna cevap veren bir sözcüğü sakın sakın ee, hemen zarf saymayın. Mesela eski sandalyeler dersen buradaki sıfat oluyor. Nasıl sandalye eski sandalye ama eski görünüyor dersen bu zarf oluyor aşağı kat dersen sıfat oluyor mesela. Ama aşağı indi dersen zarf oluyor. Aşağıya olunca da zaten çekim eki olduğu için isim olduğunu söylemiştik. Daha ve en sözcükleri de üstünlük zarfı. Geldik hemen diğer ünitemize. Yedinci ünitemiz biyografi ve otobiyografi. Biyografi bir kişinin hayatının anlatılması. Otobiyografi ise kendi hayatının kendisinin anlatması oluyor arkadaşlar. Şimdi burada üçüncü kişili bir anlatım var. Otobiyografide ise birinci kişi anlatım var. Yine özel bir tutumla yazar kendi yaşamını anlatırken burada başarılı kişilerin hayatlarını anlatıldığını bileceğiz arkadaşlar. Biyografi ile alakalı bilmemiz gereken e, eski örnekler yine Yunan edebiyatında Prultarkos'un eseriyle başlıyor. Türk edebiyatında da yine aynı şekilde e, bizde Recaizade Mahmut Ekrem'in, Muallim Naci'nin Tanzimat döneminde yazdığı e, biyografiler var. Gördüğünüz gibi mesela Mithat Cemal Kuntay, Namık Kemal'i anlatmış. Yakup Kadri, Atatürk'e anlatmış. Bunlar da yine... E, biyografi örnekleri. Otobiyografi örnekleri de var bizim edebiyatımızda. Abidin Dino veya Şevket Süreyya Aydemir kendi hayatlarını anlatmışlar. Teskire ise divan edebiyatında ortaya çıkan biyografik antoloji, yani hem şairlerin hayatını anlatıyor hem de onların eserlerinden, şiirlerinden örnekler veriyor. Özel bir tutumla, övgü ve yergi amacıyla yazılıp, süslü ve sanatlı bir dil kullanılıyor. Takdim bölümü var, asıl metin var ve hatimede de padişaha dua ediliyor. Burada şairlerin biyografisi veriliyor. Burada ise Övülüyor önce eserin sunulduğu kişi eserin yazılma nedeni belirterek övülüyor. Edebiyatımıza tanımış teskilere baktığımızda Ali Nevai'nin Mecalis'in nefaisi önemli. Sehi Bey'in h Anadolu sahasındaki ilk teskire önemli. Ve yine aynı şekilde Latifi'nin, Ati'nin, Aşık Çelebi'nin de şu şairler tezgiresi var arkadaşlar. Biyografi ile ilişkili metinlere baktığımızda monografi sanatçının hayatını ve eserlerini kronolojik sırayla bilimsel bir tutumla anlatıyor. Portre kişilerin tasviri yapılıyor. Özgeçmiş yani Sörlü vita kişinin bilgi ve becerilerini anlattığı, işe başvururken kullandığı bir belge. Hal tercümesi yine Osmanlı dönemindeki belge. Böyle kişinin hayatını anlatıyor. Bizde de ilk otobiyografik roman olabilecek özellikteki eser. Peyami Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuş adlı eser. Burada e, kahraman esasla yazarın kendisi Nusret adlı bir kıza aşık oluyor ama kemik verebine yakalanmış. Böyle kendi hayatından bir dönemi anlatıyor. Geldik fiillere. Fiillerin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Anlamlarına göre fiillerde kılıç, durum, oluş fiillerini göreceğiz birazdan. Kiplerde haber kiplerini ve dile kiplerini göreceğiz. Anlam kayması fiilin çekimli farklı bir anlam taşıması. Ek fiil bir çekim eki idi, dir gibi ekler. Bir de fiillerde yapıda basit türemiş bileşik fiilleri göreceğiz. Bu da yine çok basit. Mesela okuyor dersek basit fiil olacak. Okumaktan okutuyor dediğimizde anlam değiştiği için türemiş olacak okuyabilir dediğimizde ise iki tane kelimenin birleşiminden olduğu için birleşik fiil olacak arkadaşlar. Şimdi anlamlarına göre fiillerde kılıç fiilleri hani onu kılıyor deriz ya namazı kılıyor der gibi. Kılıç fiilleri onu sözcü alabiliyor. Onu okuyor, onu yazacak, onu alır diyebiliyorsun. Durum fiilleri ise onu sözcü getirilemiyor. Onu gülüyor diyebilir misin? Onu uyuyacak diyebilir misin? Onu korkar diyebilir misin? Diyemezsin. O zaman bunlara ...onu gelmiyor. Bunlar ise onu gelebiliyor dedik. Şöyle bir yeşille tık atalım. Zaten onu kılıyor diyebiliyorsun. Bak bu olur. Ama onu durdu olur mu? Onu durdu. Nasıl yani? Onu durdu diye bir şey olmaz arkadaşlar. Oluş fiilleri ise bir değişim bildiriyor. Şişiyor, kızaracak, genişler, uzuyor, sararıyor gibi... ...değişim bildiren fiillere de biz oluş fiilleri diyoruz. Kiplere baktığımızda haber ve dilek kipleri var. Haber kipleri belirgin bir zaman anlamı içeriyor arkadaşlar. O yüzden görülen geçmiş, zaman duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman diyoruz. Dilek tasarlama kiplerinde ise belirgin bir zaman anlamı yok. O yüzden gereklilik kipi, istek kipi, dilek şart kipi, emir kipi diyoruz. Mesela geldi dediğimizde görülen geçmiş zaman. Gelmiş, duyulan geçmiş zaman. Ben de başkasından duydum. Gelmiş yani ben yoktum orada. Geliyor dediğimizde şimdiki zaman. Aynı zamanda gelmekte de diyebiliriz. Gelecek dediğimizde gelecek zaman. O yarın gelecek. Gelir dediğimizde o her zaman buraya erken gelir dediğimizde geniş zaman oluyor. Dilek tasarlama kitlerine baktığımızda gelmeli. Yani o buraya mutlaka gelmeli bir gereklilik anı var. Gele. O keşke buraya gele. Hani kolay gele. Rast gele derler ya işte o istek gibi. Dilek şart gibi de gelse. Keşke gelse diliyorum gibi. Emir gibi de gel diyorsun. Veya da geliniz diyorsun. Veya da gelsin diyorsun. Bu da emir gibi oluyor. Anlam kayması ise fiilin çekimlendiği kipten başka bir anlamda kullanılması olayı. Mesela kel olan bir gün balık tutmaya gider derken esasında bir gün balık tutmaya gitmiş demek istiyor. Geniş zamanda ...çekimlenmiş, esas da duyulan geçmiş zaman yerine. Annem bu hediye alını çok sevinir. Esas sevinecek diyor yani sevinecek. Yine geniş zamanda çekimlenmiş... ama esas gelecek zaman. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920'de açılır. Yani açılmış demek istiyor. Ama geniş zamanı bilinen geçmiş zaman veya açıldı demek istiyor. Geniş zamanı bilinen geçmiş zaman yerine kullanıyor. Yazar yarın okulumuza geliyor derken Esasında gelecek demek istiyor. Yani şimdiki zamanı gelecek zaman yerine kullanıyor. Her hafta burada toplanıyoruz. Yor demiş şimdiki zaman. Ama esasında toplanırız demek istiyor. Toplanırız demek istiyor. Geniş zaman yerine. Şimdi hemen ödevlerini yapıyorsun. Yani şimdi hemen ödevlerini yap demek istiyor. Emir kipi anlamında kullanmış. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey gönlünüzce ola demek istiyor. Yani e, emir kipinde kullanmış ama istekte bulunuyor esasında. Zili çalan sütçü olacak derken... Zili çalan sütçü olmalı diyerek esasında bir... ...ihtimal anlamı kullanıyor. Gelelim ek fiil arkadaşlar. Ek fiil, isim soru, sözcükleri yüklem yapan bir sözcük. Mesela diyelim ki... ...Ali diye bir sözcük yüklem olur mu? Veyahut da... ...işte kitap diye bir sözcük yüklem olur mu? Hemen yapalım bunları. Mesela... ...sınıfın... ...en... ...iyisi... ...Ali... ...dir dediğimizde... ...Ali artık yüklem oldu. Veyahut da... E, ...benim... ...tek... E, ...dostum... ...kitap... Tır dediğimizde bak ne oldu? Bunlar yüklem oldu. İşte Ali sözcüğünü yüklem yapan ya da kitap sözcüğünü yüklem yapan eke biz ekfil diyoruz. Yani idi eki ya da imiş eki ya da ise eki ya da geniş zamanda direki olmuş oluyor. Mesela Ali mutluydu. Hikay görülen geçmiş zaman yani hikaye. Ee, Ali mutluymuş. Bak bu da rivayet görüyor musun? Ali mutluysa dediğimizde de yine burada da şart oluyor. Veyahut da ben mutluyum sen mutlusun o mutludur dediğimizde de bunlar yine geniş zaman oluyor. Burada şu çok önemli. Ek fiilin üçüncü tekil şahsında direkt düşebilir. Yani sınıfın en iyisi Ali diyebiliyorsun. Ya da işte benim tek dostum kitap diyebiliyorsun. Buradaki direk'i düşebiliyor, kullanılmayabiliyor arkadaşlar. Hikaye birleşik zamana baktığımızda ise bir de fiillere gelip onları birleşik zamanla yapabiliyor ek fiil. O da şöyle oluyor. Mesela diyelim ki şöyle düşünün. Okuyor fiili, mesela okumak fiili, sevmek fiili, tanımak fiili, işte almak fiilini düşünelim. Sen bunlara diyelim ki okuyor dedin, işte seviyor dedin, e, tanımış dedin, alacak dedin. Bunlar ne oldu şimdi? Kip eki aldı, şimdiki zaman eki aldı, duyulan geçmiş zaman eki aldı, gelecek zaman eki aldı. Bunlara ek fiil getirebilirsin. İdi ek fiilini getirerek hikaye yaparsın, imiş ek fiilini getirerek rivayet yaparsın, ise ek fiilini getirerek şart yaparsın. Bak bunların adını bir kez daha yazıyorum. İdi hikaye, imiş rivayet, ise şart arkadaşlar. Okuyordu... Şimdiki zamanın hikayesi. Seviyormuş. Şimdiki zamanın rivayeti. Tanımıştı. Duyulan geçmiş zaman hikayesi. Alacaksa gelecek zamanın şartı olmuş oluyor. Bu kadar basit. Ve bunlar iki tane kipeki olduğu gibi olduğu için biz bunlara bileşik zamanlı fiil diyoruz. Okuyordu. Şimdiki zaman hikayesi. Gelmişti. Duyulan geçmiş zaman hikayesi. Gelecekmiş. Gelecek zamanın rivayeti. Geldiyse görülen geçmiş zamanın şartı şeklinde kullanabiliyoruz. Fiillerde de yapıyı da az önce söylemiştik. Çok basit. Yapım eki yok bunlarda. Git, sev, bak, bil gibi yani. Oku. Okuyor dediğinde bu basit bir fiil. Ama okutuyor dediğimizde az önceki örneğe bir kez daha veriyorum. Bu yapım eki aldığı için türemiş bir fiil oluyor. Az, azalmak. Yaş, yaşamak. Baş, başladı. İşte başla diyoruz. Sev, sevdirmek. At, atılmak. Yaz, yazışmak dediğimizde bunlar yapım eki aldığı için türemiş bir fiil oluyor. Bileşik fiil ise iki kelime okuyu okuyabilir ya da okuyu verdi. Okuyu verdi yani okudu hızlı bir şekilde anlamı katıyor. Burada bileşik fiillerde arkadaşlar üç temel gruba ayrılıyor. Anlamca kaynaşmışlar, yardımcı eylemle oluşanlar ve kuralı bileşik fiiller. Anlamca kaynaşmışlar genellikle deyimler yoluyla oluşuyor. Yola çıkmak, göze girmek, küplere binmek, öngörmek, el vermek, işte başa çıkmak, işte burun kıvırmak, gözden düşmek bunlar hep bu şekilde. Yardımcı eylemle oluşanlar ise bir isim artı etmek olmak kılmak. Mesela fark etmek, hissetmek, kayıp etmek, memnun olmak, kaybolmak. Burada yazımı ile alakalı bir soru sorabilir hocalarımız. Yani şöyle terk etmek, fark etmek ya da işte ne diyebiliriz? hak etmek, mutlu etmek dediğimizde bunlar ayrı yazılıyor. Niye? Çünkü bir ses olayı yok. Yani beni terk etti gitti. Hatasını fark etti bu başarıyı hak etti. Hepimizi çok mutlu et dediğimizde bunlar ayrı yazılıyor. Ama zan, af, his gibi kelimelerde zan etti diyemiyorsun ya da af etti diyemiyorsun. His etti diyemiyorsun. Burada ses olayı olduğu için ne oluyor? Bitiş yazılıyor. Zannetti, affetti, hissetti derken ünsüz türemesi var. Bunlar bitiş yazılıyor arkadaşlar. Kurallı bileşik fiillere baktığımızda ise bunlar daima bitiş yazılıyor. Bir kabiliyet anlamı katan yeterlik fiili var. Okuyabilir. Bunun olumsuzu okuyamaz. Ona dikkat edin. Bak okumaz basit. Burası çok çok önemli arkadaşlar. Okumaz basit. Okuyamaz bileşik. Tezlik hemen yaptı anlamı katıyor. Yani geliverdi hemen geldi. Sürerlik fiili ise eylemin sürekliliği anlamını katıyor. Baka kaldı. Ola gelir. yıllardır süre gelir. Siz i̇şte sen gide dur biz geliyoruz gibi. Yaklaşmada az kalsın olacak da anlamı katıyor. Yani düşe yazdı, az kalsın düşüyordu. Öle yazdı, az kalsın ölüyordu diyoruz. Geldik sekizinci ünitemize. Burası zaten son derece basit bir ünite arkadaşlar. Burayı da çok hızlı bir şekilde bitireceğiz. Mektup konusunu öğreneceğiz arkadaşlar. Tabi günümüzde artık elektronik posta kullanılıyor. Mektup türüne baktığımızda en eski örneklerinin Mısır Firavunlarına ve Hititlere ait olduğunu görüyoruz. Bizim edebiyatımızda Fuzuli, Alişe Nevai bu türde örnekler yazıyor. Fuzuli'nin şikayet namesi önemli arkadaşlar. Özel mektup sevdiklerimize yazıyoruz, tanıdıklarımıza. Edebi mektup sanatçıların yazdığı. Resmi mektup devlete, kamu kurumlarına yazılan. iş mektubu da ticarette kullanılan mektuplar. Özel mektup ve edebi mektup karşılaştırmasına baktığımızda... E, ...ikisi de yakınlığa de, göre değişen bir hitapla başlaması. Giriş, geliş ve sonuç bölümlerinin olması, yazılı olması, sağ üst köşede tarih, sağ alt köşede isim yazılması bunlar benzerlikleri. Ama farklarına baktığımızda özel mektup çok yakın kişiler arasında yazılır. Çok daha içten ve günlük konuşma dili. Ede mektup ise tanımış sanatçılar arasında daha ciddi ve sanatlı bir dil kullanılıyor. Mesela Oğuz Atay'ın Baba Mektup Hikayesi'nde ya da Halide Adıvar'ın Handan Adlı Romanı mektuplar halinde yazılmış romanlar olduğunu bilmemiz lazım. Elektronik postanın olduğunu biliyorsunuz zaten. Gmail, Hotmail bunları hep kullanıyoruz. Burada arkadaşlar... Özel mektup ve iş mektubu olarak kullanılabiliyor. Yararlanmak için elektronik posta hesabı açmak gerekiyor. Mektuptan farkında tabii ki resim, müzik, video ekleyebiliyoruz ve daha yaygın ve daha hızlı ulaşıyor. Mektubu patiteye götürüyorsun, onun ulaşmasını bekliyorsun. Dilekçeye baktığımızda ise, dilekçe ise muhatap kendini takdim, sorun ve talep unsurlarından oluşuyor. Yani önce muhatabın var, bir kurum. Sonra kendini takdim ediyorsun, şikayetini ve isteğini belli ediyorsun. Talep bu şekilde üç unsurdan oluşuyor. Sağ üst köşeye tarih yazıyorsun. İlgili kuruma büyük harflerle hitap edilen bir başlığı var saygı ibaresiyle bitiriliyor ve ekler varsa maddeler halinde sıralanıyor ve genellikle ismin üstüne de imza atılıyor. Tutanak ise belgelenmesi gereken bir durumu test edenler tarafından yazılan, hazırlanan ve imzalanan bir belge. Toplantı tutanağı, kaza tespit tutanağı, bulunma eşya tutanağı gibi farklı farklı türleri var. Açık oturuma baktığımızda burada geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun alanında uzman kişilerce bir başkan yönetiminde dinleyiciler önünde tartışılmasına biz açık oturum diyoruz. Genel özelliklerine baktığımızda 3-5 konuşmacı var ve dinleyiciler önünde televizyon veya radyoda yapılıyor yani kitle için yapılıyor ve e, sonunda konuşulanları başkan özetleyebiliyor. Mesela sosyal medyanın bireysel iletişim etkisi konusunu farklı görüşlere sahip 3-5 uzman tartışabiliyor. Son ünitemize geldik ve artık dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Günlük çok güzel bir şey. Niye biliyor musunuz? Günlük tuttuğunuzda zekanız gelişiyor. O gün yaptıklarınızı not ettiğiniz için hafızanızı hatırlamış oluyorsunuz. Ve inanılmaz harika bir e, hatıra ve tarih eseri olmuş olur sizin için. Mesela ben şu anda çocukluğumdan beri günlük tutmuş olsaydım düşünsenize. O yıllarda yaşadıklarımı böyle yazıyorum. Bugün böyle oldu. Bugün işte işte Birinci e, Dünya Savaşı başladı. İkinci Dünya Savaşı tabii beni o kadar yaşlı değilim. yapıyorum da. O kadar eski olayları yazdığımı düşünsenize ne kadar değerli olurdu. Benim kardeşim günlük tutuyordu. Biz onu bulduk geçen. Ya yani böyle inanılmaz duygulandık. O kadar değerli bir şeymiş ki ben sizin yeriniz olsam hemen günlük tutmaya başlarım. Günlük eski edebiyatta Ruzname adıyla karşılanıyor. Anlatım, anlatım biricik için ağızdan yapılacak ve iç konuşma tekniğinden yararlanılacak. Eski Yunan'da ve Roma döneminde rastlanacak. Tabii ki e, bizim edebiyatımıza vakaynameler yani olayları, vakaları yazdığımız vakaynamelerde günlük havası var. Ruzname defterleri de günlük izleri taşıyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de günlük türünden özellikleri görebiliyoruz. Direktör Ali Bey'in seyahat jurnali de önemli bir günlük türü. Bizde de günü türünde Nurullah Ataç'ın Günce adlı eseri yine önemli. Fahri Rıfkı Atay'ın, Salah Birsel'in, Cemil Meriç'in, Oğuz Atay'ın çok güzel günlükleri var. Roman olarak Reşat Nur Güntekin'in Çalık romanında e, faydalandığını görüyoruz. Yine hikayelerde ve şiirlerde de günlük türünden görüyoruz. Blok ise günlüğün sanki elektronik sitelere taşınmış yani elektronik adreslere taşınmış hali gibi web sitelerine taşınmış hali. Kişisel web sayfası olan blog insanların birbiriyle paylaşmak istediği yazı, yorum, video ve içeriklerin sıralandığı web tabanlı bir yayın. Günlüğün internet yani genel ağ ortamına taşınmış hali. Kişisel bloglar günlük amaçlı kullanılıyor. Kağıda yazılan günlüklerden farklı olarak görsel ve işsel ögelerle destekleyebiliyorsun. Her an açık ve üzerinde değişiklik yapılabiliyor. Yayıncının tercihine göre bu yazılar hakkında yorum yapılabiliyor. Ve iletişim kurulmuş oluyor. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gerçekten ikinci dönemin bütün konularını tekrar ettik. Sizlerden isteğimiz sıfırdan 9'a edebiyattan ve Dinamo Soru Bankası'ndan bu konuların tekrar çalışmasını yaparak inşallah yazılarınızdan en iyi sonuçları almanız. Hadi bakalım sizleri çok seviyoruz. Öğretmenler olarak bizler kapıları açacağız ama çalışarak içeri girecek olan sizlersiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hadi bakalım.